Arkadaşlar merhaba. Önceki yüklediğim bir videoda kolumun 47 santim olmadığını söylemişti bazı arkadaşlar. Ben de tekrar video çekebilir misin demişlerdi. Ben de o videoya karşılık olarak bu videoyu çekiyorum ve Ramazan'da ne yapmanız gerektiğini böyle özet geçeceğim. Nasıl beslenmeniz gerektiğini. İlk önce mezureyi göstereyim. Herhangi bir şekilde bir hile burada yok mezura, normal mezura. Bakalım pam. Evet arkadaşlar. Tabi kol böyle ölçülür arkadaşlar. Bisepsin yüksek yeriyle tirsepsin yüksek yerini alırsınız. 47 santim ve pampsız şu an. Kolumun fakturması normal. Doğal biri çok net adele yapamayacaktır. Yani çok temiz adele yapamaz. Doğal insanın sınırları belli. 100 sene, 150 sene ömrün olsa, 140 sene, 135 sene spor yapsan olacağın vücut bellidir yani. Herhangi bir anabolizm kullanmadan. Buradan gösteremiyorum ama 2 metre kadar kola çıktığım var. 1.90 boyundayım. O yüzden kolumun hani kısa durması normal. Kolumun küçük durması normal. Şimdi Ramazan'da nasıl beslenmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. En az kas kaybını nasıl atlatabilirsiniz? Eğer evdeyseniz, yani genelde genç arkadaşlar izliyor videoları. İlk önce onlar için söyleyeyim. Çalışmıyorsanız, evdeyseniz, istediğiniz zaman yatıp kalkabiliyorsanız İftarlı sahur arası uyumamızı tavsiye ediyorum. Sahurdan, işte sahur yaptıktan bir buçuk saat sonra uyuyabilirsiniz. En mantıklısı olacaktır. Sahuru yaptın, iftarı açtınız. Bir spor içeceğiyle açmanızı tavsiye ediyorum. İftara yarım şişe pavyet olabilir. Ondan sonra biraz işte normal dediğiniz tavuk, et, hindi porsiyonunun yarısı kadar bir porsiyon alacaksınız. Aynı şekilde pilavın da yarısını alacaksınız. Bir yarım saat 40 dakika bekledikten sonra bir ara biz maden suyu da içebilirsiniz sinirim olsun diye. Antrenmanınızı yapacaksınız en fazla %60 şiddette. Yani set sayısını veya yani ağırlığı çok düş, ağırlığı fazla düşürmeden set sayısını, tekrar sayısını yarı yarıya düşürebilirsiniz. Antrenmanınızı yaptıktan sonra ana oyuna gelecek sıra. Ana oyunda da arkadaşlar yani yüklemenizi yapın. Normal gün içinde ne yiyorsanız iftarla sahur arasında onu yemeniz gerekiyor. Ve saat 5'e yani saat 5'e 45 dakikada bir 500 milim su içebilirsiniz. Bu tabi ortalama bir insan için veriyorum. Eğer kilonuz fazlaysa, kütleniz fazlaysa bunlar değişecektir. Baş ağrılar olabilir Ramazan'da. Bu dehidrasyondan kaynaklıdır ama kısa süre yani tabi aylarca üst üste oruç tutmayacağımız için kısa vücut alışacak. Onu suyu dediğim gibi saat başı içeceksiniz ve normal günlük içmeniz gereken suyu alın. Yani vücut susuz kalmadığını bile hissetse yine suyu için arkadaşlar. Suyu bu şekilde suyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Supplement alabilir. Ben supplement'e karşıyım arkadaşlar. Hiçbir supplement vesaire kullanmıyorum. Ama supplement kullanan arkadaşlar için işte standart olarak sahurda kazein alabilirsiniz. Ama yani sahurda kazein ya da işte iftarda az bir şey öğünü açtıktan sonra whey protein alabilirsiniz. Ama dedim ki ben supplement önermiyorum. Yani en fazla %1-2 performans artışı, normal eğer besleniyorsanız %1-2 performans artışı için supplement alacağınıza gidin, beslenin daha iyi ve supplementler kesinlikle çarganları yoruyor arkadaşlar. Yani sivilcelenmeye başlarsınız. Yani ben gördüğünüz gibi ne omuzumda ne sırtımda herhangi bir şekilde sivilce yok. Niye? Çünkü besleniyorum, günlük proteinimi vesaire alıyorum. Bu kilo dolmama rağmen ama yani karaciğeri böbreği yürüyecek bir
besin takviyesi kullanmıyorum. Besin zaten o proteinle yaptım, işte protein tozuyla yaptım, şunu yaptım falan derler. Yalan söyleyeyim. İnsanın olabileceği maksimum kütle bellidir arkadaşlar. Böyle dar iskeletli, ince kemik yapılı bir insan böyle kocaman kütleye, define kütleye sahip olamaz. Yani buradan da kandırılmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle spora yeni başlayan arkadaşlar, yaşı ne olursa olsun spora yeni başlayan arkadaşlar ya da yaşı ufak arkadaşlar, bundan bahsetmek istiyorum. Normal eğer işe de gidiyorsanız, yine başladığınız işe gidiyorsanız yine uykunuzdan biraz feragat edip yani uykunuzu azaltın arkadaşlar. Uykunuzdan 2 saat feragat edip 1000-1500 kalori alıp kaloriyi tamamladığınız zaman emin olun ki uyumanızdan çok daha faydalı. Vücutta kayıp olmaz. Bu videoluk bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar. Sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz.